Sağlıklı, güzel bir cumartesi günü dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, işte bugün Medikal'de ele alacağımız sağlık konularımız. Medikal bu hafta özellikle yaşlıların göz sağlığını tehdit eden katarakt hastalığını ele alıyor. Katarakt hangi akınmalara yol açar? Çocuklarda ve gençlerde katarakt neden kaynaklanır? Tüm yönleriyle katarakt cerrahisindeki son gelişmeler. Hepatit B ve C'ye mantar zehirlenmesine, ilaçlara ya da alkole bağlı karaciğer yetmezliğinin belirtileri neler? Karaciğer nakli hangi hastalara önerilir, nasıl yapılır? Karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli konusunda merak edilenler bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, kataraktı, katarakta risk faktörlerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini bugün Dünya Göz Hastaneleri Medikal Direktörü, Göz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kazım Devranoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katarak, öncelikle isterseniz biraz sıklığından bahsedelim. Göz hastalıkları içinde katarak nasıl bir öneme sahiptir? Şöyle, aslında dünyada körlükteki en önemli sebeplerden bir tanesi. Özellikle gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerde hakikaten inanılmayacak gibi bir şey ama katarak dolayısıyla göremeyen, ameliyat olamayan bir sürü insan var. Ama biz genelde ülkemize ve Avrupa ülkelerine baktığımız zaman katarakta bahsettiğimizde yaşlılık kataraktı, 60 yaş ve üzerindeki kişilerde gördüğümüz kataraktı bahsettiğimiz zaman yaklaşık %35-%40 yaşlı kişilerde görebiliyoruz. 60 yaşın üstünde %35-40. Evet. Peki, yaş bu ilerledikçe bu oran artıyor. Hatta insanlar 100 yaşına kadar yaşasa belki herkeste %100 olacak kadar bir oranı var diye söyleyebiliriz. Katarakta bir eşittir, çoğu kişi yaşlılık gibi algılıyor. Evet. Ama sizinle daha önce yaptığımız sohbetlerden de bildiğim kadarıyla zaten katarak çocuklarda, gençlerde de görülebiliyor. Kesinlikle. Çocuklarda, gençlerde katarak daha çok hangi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkıyor? Çocuklarda, bebeklerde olan doğumdan itibaren, anne karnından ve doğumdan sonra ilk 1-2 yıl içinde de görülebiliyor. Genellikle bebeklik çağı kataraklarında genetik bir neden var. Bunların en basiti, annenin gebelik sırasında kullandığı, bilinçsiz kullandığı veya gebeliğini fark etmeden kullandığı ilaçları sayabiliriz. Bazen hiçbir neden olmadan da bazı bebeklerde genetik nedenlerle, bazı ailelerde doğumsal kataraktı, çocukluk çağı kataraktını görebiliyoruz. Gençlere geldiğimiz zaman ise en büyük kataraktı nedeni travmalar. Bunlar trafik kazası olabilir, kavgalarda vurma çarpma olabilir, delici göze batan işte yabancı cisimler olabilir. Genellikle travmaya bağlı kataraktı gençlerde görüyoruz. Bir de herhangi bir göz iltihabına veya gözdeki başka bir hastalık nedeniyle ortaya çıkan kataraklar var ki bunları da her yaşta görebiliyoruz. Ama biz genelde katarak dediğimiz, işte dediğimiz zaman 60 yaşı civarındaki ileri yaş hastalığından bahsediyoruz. Peki katarak görmeyi nasıl etkiliyor? Bir kişi gözünde katarak başladığını ilk zamanlarda nasıl fark edebilir? Daha sonra katarak görmeyi nasıl etkiler? Genellikle katarakt olan kişi ilk anda genelde herkesin evde kendini bir test ettiği bir yer var. Ne bileyim, oturduğu bir televizyon mesafesi vardır. O gazete okuma mesafesi var. Genellikle bunlar değişmeye başlıyor. Diyor ki, aa, ben evde buradan televizyonu işte görebiliyordum, göremiyorum. Veya uzakta bir takvim vardı, bunu görüyordum, göremiyorum gibi şikayetlerle bize başlıyor. Ama en büyük şikayet bulanık görme, soluk görme, baktığı yerde siyah gölgeler görme, baktığı yerin bir bölümünü görememe gibi şikayetlerle bize müracaat ediyor. Biz bu hastalarımızı detaylı bir muayeneden sonra değerlendirerek bu şikayetlerinin başka bir nedeni var mı yok mu araştırıp veya katarakta bağlı olmadığını detaylı muayeneden sonra ayırt edebiliyoruz. Biraz önce gençlerde kataraktın travmalara bağlı olarak geliştiğini söylediniz. Bu bir hani göze ya da baş bölgesine darbe de olabilir. Travması, ya da delici yaralanmalar da olabilir dediniz. Peki travmadan ne kadar süre sonra katarak ortaya çıkabilir? Diyelim ki bir kişi bir beyin travması geçirdi ya da göze bir darbe aldı. Ne kadar süre sonra katarak gelişebiliyor? Şu travma göze ne kadar yakınsa o kadar çabuk gelişiyor. Örneğin bir yumruk diyelim veya bir tenis topunun göze çarpması, göz küresine ne kadar yakınsa bu çarpan cisim, katarak o kadar erken gelişiyor. Ama trafik kazaları gibi veya genel vücut travması sırasında kafa travması gibi gelen, meydana gelen
olaylardan sonra katarak oluşunca çok daha geç olabiliyor. Mesela biz genellikle genç bir hasta görüyoruz. 35 yaşında bir katarak var. Bakıyoruz Allah Allah, hiçbir neden yok. Diyoruz ki siz bir kaza geçirdiniz. Hatta bazen hastalarımız bile hatırlamıyor. Sonra ya bir daha gelişti veya bir saat sonra atıyor. Doktor bey, siz sormuştunuz ama ben o zaman hatırlamadım. İşte ben 3 sene önce kafamı duvara çarpmıştım. Veya bir trafik kazası geçirmiştim ama o zaman gözüme değil de kafama travma gelmişti gibi olabilir. Yani travma gözden ne kadar uzaksa ve direkt göze gelmemişse o kadar geç ortaya çıkıyor katarak. Ama direkt bunun bir süresini söylemek mümkün değil. Delici travmalarda eğer göz merceğe zarar görmüşse anında hemen birkaç saat içinde katarak ortaya çıkabiliyor. Evet. Delici bir travma söz konusu değilse, darbelere bağlı bir travma söz konusuysa, aynı yaşlılardaki kataraktın belirtileri gibi mi görmeyi etkiliyor tabii. Katarak? Aynı belirtiler hemen aynı. Hasta görmesinin evet. bozulduğunu, bulanık gördüğünü, soluk gördüğünü, hele tek gözde olmuşsa daha kolay elde edebiliyor. Aa, ben bir gözümle baktım iyi görüyorum, öbür gözümle göremiyorum gibi şikayetlerle bize müracaat ediyor. Şimdi katarakta biraz yaş dışındaki risk faktörlerini de konuşmak istiyorum evet. sizinle. Diyabet hastalarında, şeker hastalarında katarakta daha mı fazla rastlanıyor? Nasıl bir ilişki var diyabetle şöyle, katarak arasında? Kataraktı biz tarif ederken işte bir metabolizma bozukluğu olarak lens metabolizması yani göz merceğinin beslenmesinin, kimyasal yapısının bozulmasından bahsediyoruz. İşte diyabet de bir metabolizma hastalığı olduğu için aynı diyabette olan olaylar göz merceğinde etkiliyor. Metabolizma değişiklikleri lensin saydamlığını kaybetmesine neden oluyor. Onun için diyabetik hastalarda biz normal kişilere göre kataraktı daha fazla görüyoruz. Kişi diyabetse katarakt onlarda daha erken ortaya çıkar. Hele kontrolsüz bir diyabeti varsa, şekeri çok oynuyorsa, bir yukarı bir aşağı iniyorsa, tam bir belli bir sınırda gitmiyorsa kataraktı çok daha sık görebiliyoruz. Hatta şekerin yüksekliğine bağlı olarak kişinin günlük görme oranları da değişiyor. Yani şekeri yükseldiği zaman daha bozuk görebiliyor, şekeri düştüğü zaman daha iyi görebiliyor. Bu bile göz merceğinin metabolizmasını ve kırmasını etkileyebilir. Onun için şeker hastalarında biz kataraktı normal kişilere göre daha sık ve daha yüksek oranda görüyoruz. Sigara kullanan kişilerde de katarak herhalde daha fazla kesinlikle. Görülüyor. Sigara dumanıyla katarak arasında nasıl bir paralellik var? Pasif içicilikte katarak riskini arttıran bir faktör şöyle, müdür? Pasif içiciliği bunun dışında tutmak lazım ama sigara içenlerin kataraktı, sigara içenlerde kataraktı daha sık gördüğümüzü bilimsel yayınlar bize gösteriyor. Onun için sigaranın etki etmediği sistem yok. Onun için sigara kesinlikle kataraktı tetikleyen faktörlerden bir tanesidir. Ama pasif içiciliğin dumanın direkt bir etkisi yok diyebiliyorum. Şimdi yaş en önemli risk kesinlikle. Faktörü. Yaş dışında diyabeti konuştuk. Sigara içmeyi konuştuk. Bunun dışında katarak güneş. Riskini arttıran faktörler nelerdir diyeceğim. Güneş dediniz. Ultraviyole. Özellikle evet. çiftçilerde, güneşe maruz kalan kişilerde, sıcak bölgelerde yaşayanlarda, ne bileyim kontrolsüz olarak güneş gözlü, korumasız bir gözle güneşe bakan kişilerde biz kataraktı daha çok görüyoruz. Eskiden sıcağın da buna etkisi vardı. Özellikle fırıncılarda, cam üfleyicilerde, gerçi şu anda o meslek kaldım bilmiyorum ama hani sıcakla direkt temas, çok yakın temas olduğu için o ısının etkisi de lens metabolizması, göz merceğinin metabolizması bozulup bu kişilerde kataraktı daha erken görebiliyoruz. Peki teşhisi nasıl koyuyorsunuz ayrıca tanıyı? Çünkü görmeyi etkileyen pek çok hastalık tabii, var. Başta aslında söylemiştim. Pek çok hastalıkta sizin dediğiniz gibi görmeyi etkiliyor ve benzer bir şekilde de etkiliyor. Nasıl ayrıca tanı yapıyorsunuz katarakta? Özellikle burada göz muayenesinden bir bahsetmek istiyorum. Göz muayenesi hakikaten çok uzun süren ve detaylı muayene. Bu yüzden hastalar zaten zaman zaman da tartışmalar çıkıyor. Hani niye bu kadar bekliyoruz diye. Bizim muayenemiz yaklaşık 45 dakika sürebiliyor. Hasta geliyor, ilk muayenesini yapıyoruz. Sonra gözüne bir damla damlatıyoruz. Damladan sonra göz bebekleri genişliyor, göz merceği görünür hale geliyor. Sonra bir detaylı muayene daha yapıp göz arkasını değerlendiriyoruz. Onun için uzun bir süreç gerektiriyor. Biz muayenemiz sırasında hastada bir görme kataraktı varsa bir görme bozukluğu tespit ediyoruz. Ama her görme bozukluğunu katarakta bağlayamıyoruz. O yüzden çok detaylı bir muayene yapıyoruz. Bu görme azlığını izah eden başka bir neden var mı? Özellikle göz sinirinde, retinada. Örneğin diyabetik bir hastanın göz siniri de bozulmuş olabilir veya retinası tutulup küçük kanamalar ve ödemden dolayı görmesi azalmış olabilir. Acaba bu görme azalması kataraktan bağlı yoksa diyabetin arkada yaptığı hasara bağlı veya göz tansiyonu var, buna bağlı bir hasar var. Bundan dolayı da görmesi azalmış. Bunların hepsini ayırt edip eğer katarakta bağlı bir
görme azalması varsa işte o zaman hastamıza tedavisini öneriyoruz. Veya diyoruz ki gözümüzde katarakt var ama arkada şu sorunlar da var. Ameliyattan sonra görmeniz artmayabilir, istediğimiz seviyeye gelmeyebilir. Bunları çok detaylı muayeneden sonra hastaya söylüyoruz ki ameliyat sonrasında herhangi bir tartışma olmasın. Biliyorsun herkesin beklentisi budur. Ameliyat olduğu zaman iyi görmek ister. Ama bazı hastalarımıza biz çok başarılı bir ameliyat yapıyoruz, çok iyi bir ameliyat yapıyoruz. Diyoruz ki hiçbir sorun yok ama hastamız az görüyor. İşte bunlar az önce ön muayenede tespit edemediğimiz nedenlerden olabilir veya tespit edip hastamıza söyledim işte ameliyattan sonra görmeniz şu oranda artar dediğimiz nedenlerle olabilir. Onun için çok detaylı bir muayeneden sonra katarakt teşhisini çok kolaylıkla koyabiliyoruz. Bu detaylı muayene sonrasında hem teşhisi koyduğunuz gibi hem de tedaviye yanıtın nasıl olacağını tabii, da öngörebiliyorsunuz. Ameliyat sonrası hastamızı ne kadar evet. görebileceğini tahmin edin. Peki hemen şunu söyleyeceğim. Dediniz ki bazı durumlar vardır. Hani hasta tedavi olsa dahi istediği ölçüde göremeyebilir. Tamam. Bunu engel teşkil eden durumlar nelerdir? Bir kişiye katarak ameliyatı yapıyorsunuz ama geride başka problemler evet. var ve yeterince göremiyor. Şöyle söyleyeyim, hastanın katarak gelmeden önce görmesi %100 öyle tanımlayalım. Hani %100 görüyor. Biz ameliyat hastamıza katarak gelişiyor gözünde. Diyoruz ki hastaya ameliyattan önce sen nasıl gördün? Hiçbir sorunum yoktu. İyi görürdüm diyor. Biz diyoruz ki o zaman sizden katarak gelmeden önce nasıl görüyorsunuz o aranda göreceksiniz diye söylüyoruz. Ama bazı hastalar var ki bize gelir zaman benim şekerden dolayı gözüm arkası bozuktu. Görmem zaten azdı. Bunun üzerine katarak geldi. Veya göz tansiyonundan dolayı göz sinirim zayıflamıştı. Görmem azdı. Üzerine katarak geldi. Biz o zaman şunu söylüyoruz. Sizin katarak gelmeden önceki görmeniz neyse biz o oranda artım sağlayacağız. Yoksa hiçbir sorun olmayan kişi gibi %100'e çıkmayacak. Ve bizim takibimizde olan bir hastaysa zaten biz onu görebiliyoruz. Görmesi %40'mış en iyi şartlarda hiçbir katarakt yokken. Katarakt gelmiş, görmesi %10'a düşmüş. Ameliyattan sonra yine %40 görecek. Çünkü eski hastalığına bağlı görme bozukluğu devam edecek. Bunları detaylı bir muayene veya bizim kendi takibimizdeyse bunu söylemek çok kolay. Ama hasta bize ilk gelmişse ve gözün arkasını göremiyorsak problem orada doğuyor. Hasta bize geliyor. Kataraktan dolayı göz arkasında bir bozukluk var mı yok mu göremiyoruz. Hastadan da yeterli bilgi alamamış isek o zaman problem çıkabiliyor. Tek tedavi seçeneği katarak açısından ameliyat mıdır? Evet. Ameliyat dışında bir tedavi yöntemi var mıdır? Ve ameliyatsa her teşhis koyduğunuz vakayı ameliyat mı edersiniz? Yoksa ameliyat içinde belli bir kriterler var mıdır? Önce kataraktın tek tedavisi cerrahi. Ameliyattan başka hiçbir tedavisi yok. Damlayla, şunla bununla tedavisi yok. Benim asistanla ilk başladığım yıllarda bu tip damlalar vardı ama şu anda hiç görmüyorum. İspatlanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış, kataraktı durduran, engelleyen ve ortadan kaldıran hiçbir tıbbi tedavi yok. Katarak varsa ve görmeyi engelliyorsa tek tedavisi cerrahi. Az önce sorduğunuz soruda acaba her hasta ameliyat mı edilmeli? Burada hastanın mesleği, sosyal konumu, yaptığı iş, bulunduğu ortam çok önemli. Hasta emekli, sadece televizyon izliyor, gazete okuyor ve mevcut kataraktan dolayı bir şikayet yok. Görmeleri %50, %60 o kişiyi rahatsız etmiyor. O zaman diyoruz ki hastaya gözünüzde katarakt var, görmenizi örneğin %30, %40 azalmış. İsterseniz ameliyat olabilirsiniz, isterseniz olmayabilirsiniz. Ama bazı meslek grupları var ki örneğin gece araba kullanıyor hem kendisi için veya şoför olarak diyelim. Çok küçük katarakt bile o kişinin gece araba kullanmasını engelliyor, mesleğini yapmasını engel olabiliyor. Hatta görmesi böyle hastalarımızın %100 bile oluyor. Hasta normal şartlarda %100 görüyor ama gece araba kullanırken bu görmesi %30, %40'lara düşüp mesleğini yapmasını engelliyor. O zaman hastanın hemen ameliyat olmasını öneriyoruz. Yani katarakta görme oranı bizim ameliyat endikasyonumuz, ameliyat kararını verme açısından çok önemli değil. Önemli olan bu katarak hastamızın günlük yaşantısını, sosyal yaşantısını nasıl etkiliyor bu önemli. Eğer etkiliyorsa her an ameliyat yapabiliriz. Peki ameliyatı nasıl yapıyorsunuz? Ameliyat sözü insanları her zaman için hani biraz endişelendirir. Anestezi nasıldır? Hastalar anesteziyle uyutuluyorlar mı? Yoksa hastanın yaşına ya da sağlık durumuna göre değişiyor mu anestezi? Gençlik ve bebeklik çağı kataraklarını dışında bıraksa bunlar da genel anesteziyle yapıyoruz. 55-60 yaşında veya yaşlılık katarak dediğimiz katarakların hemen hemen büyük bir bölümünü biz damla anestezisiyle yapabiliyoruz. Yani hastanın gözüne sadece damla damlatıyoruz. Damlayla uyuşturarak bu ameliyatı yapabiliyoruz. Ama gerektiği zaman hastamız bizle uyumlu değilse, dediklerimizi ameliyat sırasında anlayamıyor ise gözün arkasına, etrafına iğneler yaparak da gözü uyuşturabiliyoruz. Veya çok gerekiyorsa genel anesteziyle de genel durumu uygunsa yapabiliyoruz. Ama genellikle tercih ettiğimiz şu anda tüm dünyada ve ülkemizde de tercih edilen damla yöntemi, yani göze damla damlatarak, uyuşturarak ameliyatı yapma şekli. Gerektiğinde de söylediğim gibi iğne de yapılabilir, genel anesteziyle de yapılabilir.
Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bir de tekniği konuşalım. Evet. Hep hastaların merak ettiği bir şey var. Lazer teknolojisi göz ameliyatlarında çok yaygın olarak kullanılıyor. Acaba katarak ameliyatı da lazerle yapılıyor mu? Gözdeki kırma kusurlarının tedavisine uygulanan lazer var. Kataraktı da lazerle ameliyat yapmak mümkün mü? Evet, en tartışmalı konuya geldik günümüzde. Hem doktor arasında hem hastalar arasında en tartışmalı olan konulardan bir tanesi. Lazer bildiğiniz gibi gözde birçok sisteme girdi. Artık kırma kusurlarının tedavisinde lazeri çok rahatlıkla kullanıyoruz. Son bir yıldır artık katarak tedavisinde de gerçekten lazer kullanılmaya başlandı. Ama burada şunu üstüne basarak belirtmek istiyorum. Eski fako sistemi çöpe atılmadı. Şu anki kullandığımız lazer o fako sisteminin belli aşamalarında bize yardımcı oluyor. Hangi aşamaları diye sorarsanız, katarak ameliyatında göz içine girerken bir küçük bir bıçak kullanıyoruz. Kesileri bıçakla yapıyoruz normal fakoda. Şu anki lazer sisteminde bu kesiyi lazer yapıyor. Bizim işimizi kolaylaştırıyor ve bizim bıçağa bağlı olabilecek komplikasyonları aza indiriyor. Kataraktın ön zarının, göz merceğin ön zarının alınması çok önemli. Çünkü orada oluşturacağımız yuvarlağın içine biz yapay göz merceğini yerleştiriyoruz. O yuvarlak ne kadar düzgün yapılmış ise o mercek orada o kadar iyi oturabiliyor ve görme kalitesi o kadar iyi oluyor. İşte bunu biz elimizde özel aletlerle, pensetlerle yapıyorduk 5 milim diye. Lazer bize istediğimiz ölçüde mikron düzeyinde istediğimiz çapta yapabiliyor ve bizim işimizi kolaylaştırıyor. Üçüncüsü de kataraktın göz içinde parçalanması işlemini biz özel aletlerle yapıp parçalıyorduk. Şu anda lazer kataraktı bize göz içine 4'e, 6'ya, 8'e bölüyor. O bölünmüş parçaları biz yine şu anda kullandığımız fako sistemiyle, lazer dışında kullandığımız fako sistemiyle göz dışına alıyoruz. Bölündüğü için de burada fako enerjisini ses dalgalarıyla gözün içinde kataraktı parçalamak için kullandığımız enerjiyi çok daha az kullandığımız için o fakonun gözdeki etraf dokulara vereceği zararı azaltmış aslında oluyoruz. Aslında burada lazer destekli bir tedavi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Zaten ismi de budur. Lazer yardımlı katarakt ameliyatı. Peki lazer yardımlı katarakt ameliyatı teknolojinin de geldiği bir nokta. Son nokta. Evet. Şimdi buna baktığımızda gözünde katarak olan ve ameliyat yapmanız gereken her hastaya lazer yardımlı katarakt cerrahisini uygulayabiliyor musunuz? Yoksa uygulamamanız gereken bir hasta grubu da oluyor mu? Var. Bir kere hastanın o lazer aletinin altına yatabilecek bilinçli olması lazım ki bu işte 18-20 yaş gibi diyebiliriz. İleri yaştaki her hastamıza uygulayabiliriz. Bir tek kısıtlayıcı neden göz bebeğinin tam büyümesi gerekiyor ki göz merceğine ulaşabiliyorum. Biliyorsunuz göz merceği gözün renkli kısmının hemen arkasında bulunan bir doku. Göz bebeği yeterli büyümezse, 5-6 milimetre çapında büyümezse bu sistemi uygulayamıyoruz. Korneası saydam olmayan hastalarda yine bu lazer sistemini uygulayamıyoruz. Daha önce gözün beyaz kısmından bir ameliyat geçirmişse yine bunu uygulayamıyoruz. Ama genelde göz bebeği büyüyen ve o aletin altına yatabilecek bilinçli olan her hastamıza bu yöntemi lazer yardımlı katarak cerrahisini uygulayabiliyoruz. Peki lazer yardımlı katarak cerrahisi ne gibi avantajlar getiriyor? Hem hasta hem de ameliyat sırasında cerrah. Biraz önce teknolojinin nasıl uygulandığını ameliyat sırasında anlattınız. Bu hastanın iyileşme oranlarını da etkiliyor mu acaba? Şöyle bir kere kesimiz düz, çok düzgün olduğu için göze girişte bıçak yerine lazer kullandığımız için astigmat oranı daha az oluyor. Kataraktın yerleştiği yuvanın hazırlanması, kataraktın ön zarının alınması çok önemli diye söylemiştim. Bu sistemde çok düzgün bir yer oluşturduğumuz için gözlük çerçevesi gibi düşünebilirsiniz. Oraya yerleştireceğimiz mercekte çok iyi durduğu için bunu biz söylemiyoruz. Bilimsel yayınlarda söylüyor. Bu tip hastalarda özellikle multifokal dediğimiz mercekleri uzak yakın bir arada görme sorunu ortadan kaldıran mercekleri kullandığımız zaman lazer sistemiyle yapılan yöntemde görme kalitesinin, görme oranının çok daha iyi olduğunu belirtiyor. Ve hastamızın ameliyat sonrasında görme oranı daha iyi hale gelebiliyor. Buradaki bize lazerin en büyük sağladığı avantajlarından bir tanesi göz merceğinin orada çok düzgün durması. Orada çok düzgün durduğu zaman görme kalitesi çok daha iyi oluyor. İkincisi de kataraktın göz içinde parçalanmasını lazer yaptığı için fako sisteminde kullandığımız enerjiyi burada çok daha az, %40 ile %100 oranında daha az kullandığımız için fakonun etraf dokulara verebileceği hasarı daha aza iniyor. Özellikle korneası hassas olan, göz yapısı hassas olan kişilerde bu ameliyatı daha başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Şu an süremizi aşmak üzereyiz ama katarak cerrahisi aynı zamanda yaşa bağlı yakını görme sorunu olan kişilerde de uygulanabiliyor herhalde. Biraz bu konuda birkaç cümleyle bilgi verebilir misiniz? Şöyle artık katarak cerrahisi bir refraktif cerrahi gibi oldu.
hem hastalarımız bilinçlendi hem de bizim teknoloji sayesinde bütün doktorlarımız bu ameliyatları çok başarılı uyguladığı için artık katarakt ameliyatı olmaya gelen kişilere biz şunu soruyoruz. Ameliyattan sonra gözlük kullanıp kullanmak istemiyor musunuz? İstiyor musunuz? Uzağı mı iyi görmek istiyorsunuz, yakını mı iyi görmek istiyorsunuz? Yoksa ikisini de mi iyi görmek istiyorsunuz diye bir soru soruyoruz. Bu hastayı hem katarakt hastalarımıza soruyoruz hem de 45 yaşının üzerinde yüksek numarası olup uzak ve yakın görme kusuru olan hastalarımıza soruyoruz. Eğer hastalarımız gözlükten kurtulmak istiyorlarsa, göz yapısı, meslekleri bu iş için uygunsa biz kataraktı hem olan kişilerde hem de olmayan kişilerde ameliyat, katarak ameliyatı yaparak göze yerleştireceğimiz özellikli mercek, multifokal dediğimiz uzak yapını düzelten merceklerle hastalarımızı gözlük bağımlılığını en az seviyeye indirebiliyoruz. Sender Anoğlu, çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 1000 kişiden 4'ünde romatoid artrit görülüyor. Halk arasında kısaca RA diye bilinen hastalık, el ve ayak bilekleri başta olmak üzere vücuttaki pek çok organ ve dokuyu etkileyebiliyor. Eklem ağrının şiddetine bağlı olarak romatoid artrit hastaları yemek, temizlik, kişisel bakım gibi günlük işleri yapma konusunda sıkıntı yaşıyor. İşte böylesine önemli bir hastalık olan romatoid artrit konusunda bilinç yaratmayı amaçlayan RA'da Sanatla Buluşma Projesi, Sirkeci Garı'ndaki sergi açılışıyla tamamlandı. Proje kapsamında önce sırasıyla Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de hasta ve hekimlerin birlikte katıldıkları atölye çalışmaları düzenlendi. Atölye çalışmalarında hastalar romatoid artritle yaşamanın kendileri için ne ifade ettiğini, hekimler de konuyla ilgili tecrübelerini resimler ve karikatürlerle ifade ettiler. Düzenlenen serginin açılışında konuşan proje yürütme kurulu üyesi Profesör Doktor Nurullah Akkoç, romatoid artritli hastaların ancak 1/3'üne teşhis konulabildiğine dikkat çekti. Hepatit B ve C'ye mantar zehirlenmesine, ilaçlara ya da alkole bağlı karaciğer yetmezliğinin belirtileri neler? Karaciğer nakli hangi hastalara önerilir, nasıl yapılır? Karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli konusunda merak edilenler. Az sonra Medikal'de.